Herkese merhaba, beni değil mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte benim en sevdiğim milkshake'lerden bir tanesini yapacağız. Çikolatalı, vişneli milkshake yapacağız. Benim videolarımı izliyorsanız biliyorsunuzdur, gerçekten çikolata ile vişne benim en sevdiğim ikililerden bir tanesi. İkisinin tadını birbirine inanılmaz yakıştırıyorum. Bu milkshake'i de genelde böyle öğleden sonraları, o rehavet çökünce, bir tatlı krizine girince yapıyorum. Çünkü milkshake gerçekten yapabileceğiniz en kolay şeylerden biri. Ve özellikle bu milkshake bir anda özellikle bana enerji veriyor, beni toparlıyor ve günümü daha güzel geçirmemi sağlıyor. Malzemelerim çok az, hemen göz atalım. Ben Mövenpick Swiss Chocolate dondurması kullanıyorum bu milkshake'i yaparken. Bu dondurmanın içinde İsviçre'nin yüksek kaliteli yaprak çikolatası kullanılıyor. Böylece damakta daha güzel eriyor. Gerçekten çok lezzetli bir dondurma, denemenizi tavsiye ederim. Bir su bardağından biraz az sütüm var. Yine bir o kadar, bir su bardağından biraz az dondurulmuş vişnem var. 2 yemek kaşığı kadar da damla çikolata kullanacağım. Damla çikolata tam blenderdan geçerken tam olarak parçalanmıyor. Yerken böyle ağzınıza bütün bütün geliyor. O da bence güzel oluyor. Şimdi aslında yapacağımız işlem çok basit. Bütün malzemelerimizi blenderımızın içine alıyoruz. Sütümü koyuyorum. Vişnelerimi koyuyorum. Dondurulmuş vişne olması önemli çünkü dondurmayla dondurulmuş vişne ikisi birlikte buz gibi bir içecek ortaya çıkıyor. O da gerçekten çok ferahlatıcı oluyor. Damla çikolatalarımı koyuyorum. Ve de Swiss chocolate dondurmamı koyuyorum. Yaklaşık bunların küçük boy paketleri de var. Onlardan alırsanız bir paket işinizi görecektir. Eğer büyük boy paket alıyorsanız da ben çok yediğim için öyle alıyorum. Şöyle 3 top kadar yeterli olur. Ben de tam bir dondurma delisiyim. Çocukluğumdan beri yaz kış demeden dondurma yerim. Hijyenik şartlarda üretilen dondurmalar da kesinlikle hasta etmiyor insanları. Eğer çocuğunuz kışın dondurma istiyorsa iyi kalite bir dondurmayı verebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla bu da aklınızda bulunsun. Şöyle birazcık daha koyacağım. Blenderımın kapağını kapatıyorum. Ve her şey iyice karışıncaya kadar güzelce blenderdan geçiriyorum. Ve milkshake'imiz hazır. Yapması gerçekten bu kadar kolay. Şöyle kapağını açayım bir yere dökmeden. Ve de bardağımı alıyorum. Gördüğünüz gibi hafif koyu kıvamda olması gerekiyor milkshake'inizin. Çok sıvı olmaması gerekiyor. Şöyle hemen tatmak istiyorum. Bu gerçekten en sevdiğim milkshake'lerden bir tanesi. Şöyle kamışınızı koyduğunuz zaman da kamışın durabiliyor olması lazım. Yani milkshake'inizin kıvamını bu şekilde anlayabilirsiniz aslında. Bakalım tadı nasıl olmuş. Gerçekten inanılmaz. Sanki vişneli, çikolatalı bir pastayı içiyormuş gibiyim şu anda. O kadar güzel. Umarım siz de bu tarifimi denersiniz. Denerseniz fotoğraflarını çekip benimle göndermeyi lütfen unutmayın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bol bol görüşmek üzere. Hoşça kalın.